ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Halil Hanım'la benim yüzümden mi boşanacaksın? Ben buna sebep olmak istemiyorum. Mine, bizim evliliğimiz seninle tanışmadan önce zaten çoktan bitmişti. Tamam. Yani seni görmeseydim ya da sana aşık olmasaydım belki ite kaka biraz daha devam edebilirdi. Ama eninde sonunda bitecekti. Onun için kendini suçlama lütfen. Bir yanım suçluluk duygusuyla eziliyor. Bir yanım ise mutluluktan ölecek gibi. Ben de çok mutluyum. Ya tabii ben öyle görünce sizi... Hani kahvaltı getirdim ya odanıza. Biz haliyle karı koca hayatı yaşamıyoruz. Zaten ben artık yandaki kanepede yatıyorum. Hem Halil'in geri dönmesini ben istemedim. Selen ikna etmiş eve tekrar dönmesi için. Kendince iyi bir şey yapmaya çalışmış. Selen Hanım mı barıştırdı yani sizi? Bir şey soracağım. Mine'yi gördün mü? Valla demin buradaydı ama bilemiyorum. Sen git istersen. Şimdi bizimkiler görmesin. Tamam. Ama yarın yine geleceğim. Tamam. Niye? Heh. Kız, neredesin sen? Hesap bize mi kilitleyeceksin yoksa? Ne alakası var Pervin abla ya? Geldik işte. Ne bu hal ya? Klişenin dibine vurdum işte. Palyaço oldum halimle. Al bunu da sil. Pis dendi bu da. Evet, hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Sümüklü adam. Ne oldu? Yok bir şey. Senin sürprizin neydi? İki tane yakın arkadaşımla tanıştıracaktım seni ama sen bu haldeyken pek bir anlamı yok. Bu muydu sürpriz? Yani daha önce hiçbir kızı tanıştırmadım onlarla. Çok önemliyim ya. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun bende? Ay gerçekten yani böyle hayatın birinin eline verip kocasın var. Tesadüfen doğmuşum, mecburen yaşıyorum sanki. Kimse benziyor ya. Ya kör müsün sen? Anlamıyor musun ya gerçekten? Ne kör müyüm be? Ya ben seni... Efendim Mine? Abla neredesin? Kafenin arkasındaki parktayım. Bir yere kıpırdama. Geliyorum. Kıpırdayacak hal mi bıraktınız zaten? Sen ne diyecektin? Hiç. Nesrin Hanım, ben yapardım. Yaparsınız, yaparsınız tabii. Onca kadın bir araya gelip de minnacık kızıma bakamadınız. Eksik olsun. Hmm.
Anneannesinin özel bitki çayından yapmış annesi kızına. Sağ ol anne. Anne ne yapıyorsun? Birazcık üşütmekle bir şey olmaz kızım. Göğsünü koruyalım yeter. Ciğerlerine inmesin. Sadece boğazların şişsin yeter. Şefkat sevgiden sonra gelen en güçlü duygudur kızım. Taylan'ın şefkatini oynayalım biraz. Hı? Anne sen Taylan'dan boşanmayayım diye benim bacağımı falan da kesersin. Söyleyene bak. Durup dururken bu üşütme nereden çıktı peki? Prensesim. Kendini hasta ettiğini anlamadın mı sanıyorsun? Ama doğru yoldasın. Madem o hizmetçi parçası kendini acındırarak Taylan'ı tavladı. Biz de aynısını yapacağız. Prensesim. Ya yeter üzülme artık ya. Bana su alır mısın? Alırım. Alırım tabii. Ya abla neden bu kadar üzgün? Durmadan ağlıyor. Timsah gözyaşları onlar. İnanma. Abla sen ne korkunç bir insanmışsın ya. Benim Taylan'ı hissettiklerimi bile bile barıştırdın ikisini. Ha bir de beni mi suçladı? Ne suçu ya? O zaten boşanacaktı karısından. Nah boşanacaktı. Kızım oyalıyor seni. Tamam belki ben barıştırmış olabilirim ama o da hayır demedi yani. Diyemedi. Yani henüz diyemedi. Henüz mü diyemedi? Öyle mi kandırıyor seni? Pardon ama kim tutuyor onu? Alt tarafa edeceği üç kelime. Hali seni istemiyorum. Bu kadar basit. Mine, kendine gel. Zaten 3 gram aklın vardı. O da uçmuş gitmiş. Ya ben bulaşmasaydım da onlar barışacaktı zaten. Sen de avucunu yalayacaktın. Yalan söylüyorsun. Sırf Taylan senin olsun diye yaptın değil mi? Benim olmasın diye. Bravo ya. Yeni mi anladın? Sana ne oluyor be? Defol git. Doğru konuş be. Ya siz ne sanıyorsunuz kendinizi? Acıyorum size gerçekten. Ha, şu hayatta bir becerememişsiniz. Beceremeyeceksiniz de. Bir de bana laf söylüyorsunuz. Ben olmasam hapse girecektin ulan. Seni de Taylan kullanıp atacaktı. Dua edin bana. Ya sen ne kadar kibirli bir insansın. Güçlü Asiye, akıllı Asiye, her bilen Asiye. Çevrendeki insanları aşağılamaktan başka yaptığım bir şey yok. Kızım bir kişi senin birazcık önüne geçse hemen tırnaklarını çıkarıveriyorsun. Bu iki beceriksiz var ya, onlardan başka sevenin yok kızım senin. Ama tabii senin sevilmeye alerjin var. Dünyan kaldırmıyor. Yok ya, uğraşmayacağım seninle. Ne halin varsa gör, al. Boş ver onu. Sen benim kardeşimsin. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Canımsın sen benim. Ne yaparsan yap. Karışmayacağım artık sana. Kalbin kırıldığında da ben demiştim de demeyeceğim. Kalbim kırılmayacak. Böyle bir şey olmayacak. Ben Taylan'a inanıyorum. Çetin çok doğru söylüyor. Sen hep beni ezdin. Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim artık. Benim hayatıma karışma. Ben Çetin'e de sana da kibirli falan değilim ben. Yarın nikah tarihi alınacak Çetin. Torunumun nikahında karnı burnunda bir gelin görmek istemem. Evet, haklısın dedeciğim ama Selen nüfus kağıdını kaybetmişti ya. E çıkartın. Evet. Yoksa ikinizi de kolundan tutup ben kendim götüreceğim. Anladın mı? Emredersiniz dedeciğim. Çetin. He. Hayırdır, ne bu surat? İşte ne olsun? Her zamanki rutin. Azar yiyorum. Benim bu ailedeki misyonum bu zaten. Azar yemek. Sen de adam ol. Bu yaşa geldin hala çocuk gibisin. Ya baba, şu Kilios'taki arazinin sahipleriyle yapacağımız toplantı başka bir toplantıyla çakışıyor. Onu erteleyelim diyorum. Gerek yok. Ben katılırım. Sen anlamazsın. Neden anlamayayım? Adam oluyorsunuz, sorumluluk vermiyorsunuz. Odada boş boş oturarak öğrenemem ki ben bu işi.
Hem dosyayı okudun mu? Çetin, yani yanlış anlama, sana güvenmiyor değiliz. Ama şimdi yani toplantıya yalnız başına katılırsan altından kalkamayabilirsin. E gel birlikte katılalım, sen de gel bizimle. Ben senin asistanın değilim dayı. Hayvan. Bırak o katılsın. Ama yüzüne gözüne bulaştırayım deme. Şu Kilios ihalesiyle ilgili dosyaları bana mail atar mısın? Ne varsa yolla. Tabii hemen. Sağ ol. Çetin. Oğlum ben sana asistanımsın mı dedim? Sadece bu kadar çabuk sorumluluk aldım. Niye çabuk oluyormuş ya? Sen bu şirkette ilk çalışmaya başladığında ihalelere girmiyor muydun? Nedir yani? Senden daha karizmatik olurum. Şirkette daha fazla sözüm geçer. Ondan mı korkuyorsun? Nedir? Çetin saçmalama. Yapacağım ya. Yapacağım, hepiniz göreceksiniz. O ne Acar abla? Hala hanım için buhar kompresi yapacak. Bugün yine kötüledi, sabah iyiydi ama. Ver ben götüreyim. Hem nasıl olmuş bir bakayım. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ha? Ya kendini acındırmak için ne yapıyorsun gerçekten çok merak ediyorum. Soğuk sulara mı giriyorsun? Gece yalın ayak mı çıkıyorsun dışarıya? Defol git odamdan. Çık. Bana bağırmaya gelince gücün kuvvetin yerinde maşallah. Kızım yanlış yoldasın. Bu işler böyle olmaz. Mesela ben senin yerinde olsam kendime zarar vereceğime kocama zarar veririm. Alırım bıçağı, çıkarım karşısına. Manyaksın sen. Öyle savaşılır. Böyle değil. Fırtınanın karşısına dikileceksin. Kurt gibi uğulayacaksın. Çakal gibi soteye yatmayacaksın. Ha tamam, her zaman kazanamayabilirsin. Ama baktın olmuyor. Bakmayacaksın ablası. Vazgeçeceksin. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey mi biliyorsun? Taylan'la Mine hala görüşüyorlar mı yoksa? Ya sen beni gerçekten anlamamışsın. İspiyoncu birine mi benziyorum ben? Sevdiğini satan adam tipi mi var bende? Yani kendine yenik düşüyor olabilirim. Hırs yapıyor olabilirim. Ama Mine'yi harcatmam sana. Sen yine taraf değiştirdin. Neden? Ne oluyor? Canım sıkıldı. Oynamak istemiyorum artık. Saha sizin, top sizde. Yiyin birbirinizi. Kavga etmediğim başka kimse kaldı mı acaba? Güya güzel bir hayat yaşayacaktın. Haline bakasıya ya. Ne yapıyorsun? Ne halin varsa görmekle meşgulüm. Öyle demiştin ya en son. Asgari ücret gibiyim anasını satayım. Kimse benimle geçinemiyor. Ya hala aynı şeyi yapıyorsun ya. Kızım sen hiç kendinde hata bulmaz mısın? Ne istiyorsunuz benden ya? Hani ne yapsam ne etsem geri bana patlıyor. Hepiniz kadar kötüyüm ben de. Ben de kompleksli olabilirim. Ben de hata yapabilirim. Boyum kısa oğlum benim. Burama çabuk geliyor. Üzmeyin beni. Ya salak ya. Gülme be. Ya kızım sana kızmak mümkün değil ya. Sen ne acayip bir şeysin. Ne biçim bir insansın sen ya. Ağır konuştun bana. Hak ettin ama. Peki bir şey değişti mi? Hayır. Hala atar. Öyle bir öleceğim ki. Otopsi raporumda aşırı dozda yalnızlık yazacak. Atara devam. Çok güzel. Acı çekiyorum ya. Sana ne? Kızım git başka zaman acı çek. Daha önemli problemlerimiz var. Ya dedem kimlik kimlik diye tutturdu. Bunu çözmemiz lazım. Bak patlarsak buradan patlayacağız. Gideyim üstüm başımı değiştireyim ya. Bu ne ya? Bu nedir ya? Dayıcığım merhaba. Çetin. Birini bırak, ötekine geç.
Hayat sana güzel valla. Halil, niye kötü oldun yine? Hiç dikkat etmiyorsun kendine. Bilmem. Yani uyuyamıyorum pek. Moralim de bozuk. Ondan herhalde. Sen niye erken geldin? Benim sana bir şey söylemem lazım. Evet. Su verir misin? Sağ ol. Evet. Ne diyecektin? Neyse. Sen bu haldeyken konuşmayalım. Ben sonra söylerim. Taylan. Seni seviyorum. Kadının hayallerini elinden almak, kaplanın yavrusunu yanından almak kadar tehlikelidir. Duymuş muydun bunu hiç? Hayır. Sen seviyorsun ama tehlikeli oyunlar oynamayı. Bir kalbe iki kişi sığdırmayı da çok iyi biliyorsun misal. Özel hayatım seni ilgilendirmez Sire. Mine'nin başladığı yerde beni her şey ilgilendirir Taylan. Mine'yle neden bu kadar ilgileniyorsun? Ablası senin yanında intihar ettiği için mi? Yoksa o gün benim bilmediğim başka şeyler de mi oldu? Daha ne olsun ki? Anlattık işte her şeyi. Ablası yanımızda intihar etti. Ben de acıdığım için koruma altına aldım. Anneme de onu uzun zamandır tanıdığını söylemişsin. Ne söyleyecektim ki başka? İşe almazdı ki o zaman. Ne oluyor ya? Üste çıkmak için beni mi sıkıştırıyorsun sen? Üste çıkmaya falan çalıştığım yok Selen. Mine'yi kardeşin gibi görüyor ve ne olup bittiğini anlamak istiyor olabilirsin. Ama haddini aşıyorsun. Şunu kafana iyice sok. Ben hiçbir zaman iki kadını aynı anda idare eden bir adam olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Mine'ye aşığım, karımdan da boşanacağım. En iyi bildiğin şey bu zaten. Afiyet olsun. Ali, duydun mu oğlum? Hem de ne Salim amca, vallahi torpilli de yapmışsın. Afiyet olsun. Şunu vereyim mi? Yo, sokun cebine. Hayatta olmaz, vallahi tövbe gelmem bir daha. Ali, olur böyle şey oğlum ya? Afiyet olsun. Bilader. Tezgah senin mi? Evet kardeşim, buyurun. Şimdi sen topla bunu. Bir daha bizden habersiz araba falan koymayacaksın buraya. Hadi yay lan. Ne diyorsun lan sen? Daha başım oğlum burası. Bir kere indireceksin o elini çocuk. Yoksa üzülürsün. Lan çocuğunu mocuğunu konuş. Ali, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak kardeşim, benim size bir zararım yok. Ben kendi ekmeğimin peşindeyim. Ama öteye git diyorsan gideyim. Ötesi mötesi yok dayı. Basıp gideceksin o kadar. Yine geleceğiz. Gitmemişsen eğer, biz göndermesini biliriz. Ali, ne diyorsun? Bu adamlar beni rahat bırakmaz. Toplayayım her şeyi değil mi? Sakın. Hiçbir yere gitmiyoruz Salim amca. Öyle ite köpeğe tezgah bırakmayız biz. Efendim Ali abi? Alo Hüseyin, kim var kim yok topla gel. Mevzu var kardeşim. Anlat abi, ne oldu? Ha? Ha, anladım.
Abi adamlar bir bakıma haklı. Önceden o yerin sahibi var mı diye sorup soruşturmak lazım değil mi? Kes lan. Bana delikanlı değilim demiyor da. Kim var orada? Berkant var. Ver. Berkant. Ha. Ali telefonla. Buyur birader. He. Evet. Evet Salim amcaya. Ulan Salim amcaya uzanan eller kırılsın be. Tamam geliyorum kardeşim tamam. Geliyorum tamam kapat eyvallah. İsmail al şunu. Efendim. Hah. Ben neredeyse kapatıyordum. Müsait misin? Evet evet. Müsaitim. Ya bir sesini duymak istedim. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Sen? İyiyim iyiyim. Ben de iyiyim. Bir problem yok değil mi? Yok. Yok bir problem yok. Da ben Hale'yle konuşamadım. Hale biraz hasta. Aslında bayağı hasta. O zaman konuşma. Yani acelemiz yok değil mi? Ya yok tabii de ben bir an önce bilsin istiyorum. Mine! Neredesin kız? Pervin abla çağırıyor. Ya tamam. Yarın yanına uğrayacağım tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Hadi artık buna bir son ver. Ne yapıyorsun sen burada? Dosya okuyorum. Yarın toplantım var. Hadi. Ya yürü git. Neden zaten şirketin sahibi anasını satayım? Böyle gösteriş yapınca ne oluyor ki? Geleceğimiz için çalışıyorum aşkım. Her gün başka bir şantajcı kapımızı çalıyor. Onlara para yetiştirmem lazım. Sen ne yaptın? Acılarından kurtulabildin mi? Ben de acı bitmez acı. Ben acılarımı böyle ard arda dizsem var ya dünyayı 28 kez dolaşırım herhalde. Harika. Çalışabilir miyim ben artık? Aa, git diyorsun yani. Eğer senin için sakıncası yoksa. Ya kalsam olmaz mı ya? Ben siz yapamıyorsun değil mi? Ne alakası var be? Yani bayağı böyle boş boş otursan da hiçbir şey yapmasan da yanımda olmaktan hoşlanıyorsun değil mi? Ya sen çalışsana. Madem adam olacaksın. Gel. Sana bilardo oynamayı öğreteyim. Oldu canım. Yemezler. Sonra onu böyle tut, şunu şöyle tut falan oramı burama diyeceksin. Yemezler. Hani bir gün istersin ama. Cesincim bak. Son kez söylüyorum. Söyle. Kadın kalbi mezar gibidir. İçine giren bir daha çıkamaz. Benim kalbimin sahibi belli. Gerçi onun haberi yok ama. Senin kalbin sadece kan pompalamaya yarıyor. Ondan fazlasını beklemek de benim mallığım. Ne alaka ya? Yettim kardeşim. Nerede dövülecek adamlar? Ne işin var lan senin burada? Buradan. Salim amca. Ya Salim amca siz de beni iyice ailece kötü bellediniz ha. Kendimi affettirmek için ne yapayım? Gidip köprüden mi atlayayım? Ne yapayım Salim amca? Bir şey söyle ya. Bu araba hala burada. Lan. Dur lan lan! Fırsızlar, mutsuzlar, çelapçılar! Dur lan ekmekle kalan beni! Dur lan! Canım benim ya. Kardeş işte kıyamamış bana. Ablacığım telefon odada kalmış. Abla bir şeyler yap. Babamı nezarete atmışlar. Ne? Selam bir şey mi oldu? Yok bir şey. Çetin. Kızım yavaş yavaş. Bebeğe bir şey olacak. Ya babamı nezarete atmışlar. Kurtar onu ne olur. Ne diyorsun ya? Mine aradı şimdi. Ya işte bir de olaylar mı çıkmış ne de bilmiyorum tam.
Vakti geldi değil mi? Hale, ben seni kırmak istemiyorum. Ama Mine'ye olan duygularım ciddi. Boşanalım. Ben Mine'ye karşı hissettiğin şeyin aşk olduğunu sanmıyorum Taylan. Ya yapma bunu. Kendi duygularımı bana tarif etmeye kalkma. Ne kadar yakınlaştınız? Hale lütfen. Merak ediyorum Taylan. Bunca yılın hatırına birbirimize karşı dürüst olabiliriz değil mi? Ne yaptınız? El ele mi tutuştunuz? Sarıldınız mı? Öpüştün mü yoksa? Bu detayları neden soruyorsun? Ne kadar ileri gittiğinizi merak ediyorum. Ben öpüşmemiştim mesela. Ne? Bunları bir tek kendin yaşadın sanıyorsun değil mi? Benim de kafam karışmış. Ben de bir boşluğa düşmüş olamaz mıyım? Ben de birinden etkilendim Taylan. Daha arabanın borcunu ödemeye başlamadım bile. Ne yapacağım ben Ali? Buluruz bir yolunu ya. Üzme kendini Salim amca. Ulan ben o itleri bulacağım be. Bulacağım ben o itleri. Kafalarını taşla ezmezsem şerefsizim. Esseydin ya orada. Ne burada atıp tutuyorsun? Kaçtılar birader. Çakal gibi levyeyi suratımıza çakıp kaçtılar. Çaktırmasaydın be oğlum. Allah Allah. Bu arkadaşlar mağdur komiserim. Tezgahları kırılmış, kendileri darp edilmiş. Bir de siz nezarete atmışsınız. İyi de ellerinde sopalarla girmişler çete gibi. Kendilerini savunmak için yapmışlar. Ayrıca bir şikayetçi falan da göremedik ortada. Yani hala neden içeride tutuyorsunuz? Bunu da bir izah ederseniz. Tamam avukat bey, tamam. Gelip imzalasınlar, salı vereceğiz. Ahmet, getir şu pilavcıları. Hadi. Yürüyün. Sağ ol Mustafa ya. Bitti değil mi? Evet, benim işim bittiğine göre. Vallahi sana borçlandım. Restoranda nişanlımı yalnız bıraktım geldim. Terk edilirsem sen barıştıracaksın. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun komiserim. Sen de sağ ol. Baba, iyi misin? İyiyim kızım, bende bir hasar yok. Merhaba. Merhaba. Ya seni bir yerden gözüm ısırıyor benim ama. Ben Ali'nin arkadaşıyım, halı sahadan. Ha tamam. Al imzalı. Ben de hatırladım sizi. Bir hanım kızla pilav yemeye geldiydiniz. Kızım, kim bu beyefendi? Babacığım çıkalım, anlatacağım her şeyi. Araba ne olacak komiserim? Salim amca, onu biz Berkant'la alır getiririz, merak etme sen. İyi akşamlar komiserim, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Demin söylediklerini açıklar mısın lütfen Hale? Peki, madem kartları açık oynuyoruz. Geçen sene oldu.
Birinden etkilendim. O da bana karşı bir şeyler hissediyordu. Ama ben evliliğimizi bundan daha değerli gördüğüm için önüme çıkan mutluluk fırsatını harcadım Taylan. Senin için. Kimdi o? Hani detaylara girmiyorduk? Hale. Kimdi o? Sarp. Viyana'ya gittiğimiz kışı hatırlıyor musun? Hani orada karşılaşmıştık. Şu bizim fotoğrafçı Sarp mı? Hani bunu nasıl yaparsın? Yani böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Bir dakika, bir konuda anlaşalım. Benim birinden hoşlanmam mı hata? Yoksa bunu senden saklamam mı? Sen birine aşık oldun ve gelip hemen bana söyledin. Bravo. Ne kadar da dürüstsün. Sana inanamıyorum Hale. Sana gerçekten inanamıyorum. Ya gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Bundan sana ne Taylan? Sen benden boşanmak istemiyor musun? Bundan sana ne? Ben Sarp'tan hoşlandım. Ya da öyle sandım bilmiyorum. Ama hiçbir şey olmadı. Aramızda hiçbir şey yaşanmadı. Ve ben sustum. İçime gömdüm, unuttum. Senin evliliğimiz için yapamadığın fedakarlığı ben yaptım. Selen Hanım'ın nişanlısısınız demek. Çok iyi bir insan o. Ayşem'i tedavi ettiriyor hastanede. Yalı'ya teşekkür için geldiydim ama kendisini göremedim, artık siz söylersiniz. Tabii tabii, söylerim. Allah bin kere razı olsun ondan. Tuttuğu altın olsun. Ne umutlarla girdiydim şu işe ama her şeyi berbat ettim. Elime yüzüme bulaştırdım. Pervin haklı. Benden bir halt olmaz. Ya bulunur bir yol. Bulunmaz oğlum, bulunmaz. Aa, şu cihazlara bir bolluk yaşatamadım. Rahmetli Asiye bir gün yüzü göremeden girdi kara toprağa. Baba lütfen. Öyle demeyin. O çok seviyor sizi. Yani seviyordur eminim. Ama o benim gibi değildi biliyor musun Çetin Bey oğlum? Cesurdu. Tuttuğunu koparırdı. Yürekliydi. Bir gün hiç unutmam. O daha 5 yaşında. Bir şeyden kızdım ben ona. Çıktı ağacın tepesine. Yahu in kızım, inmem. İn kızım, inmem. Mine, ablan kaç gün kaldıydı ağaçta? 2 gün. 2 gün boyunca annem yemek taşıdı o ağaca. Ama o yemedi, yemekleri başımıza çaldı yemeyeceğim diye. Yapmıştır git. Ne taraftan gittiniz? Bir kahvemizi içseydiniz Çetin Bey oğlum. Babacığım, Çetin Bey'i daha fazla meşgul etmeyelim istersen. Yani zahmet olmayacaksa? Ne demek, ne demek? Buyurun, buyurun. Salim, oğlum. Sen ekmeğin peşinde koşarken hangi uğursuz yaptı bunu böyle? Ana, sonu anlatacağım. Bak, misafirimiz var. Ha, hoş geldiniz. Merhaba. Geç, geç Çetin Bey. Evet, evet, buyurun. Geç. Ana, Mine'nin çalıştığı eski evde Selin Hanım vardı yani. Evet. Onun nişanlısı Çetin Bey. Ha. Ya, sağ olsun. Avukatıyla karakola kadar geldi, bizi kurtardı orada. Ay, Allah tuttuğun altın etsin. Senin de nişanlın da yüzünü güldürsün yavrum. Ana, çocuklar uyudu mu? Pervin nerede? Ay, o Fatma'ya gittiydi. Şimdi dellenmesin diye haber vermedik. Buyurun, geç Çetin Bey oğlum. Geç öyle, geç geç. Ben elimi yıkayıp geliyorum. Ay, ben bir merhem süreyim eline. Tamam ana, tamam. Elimi yıkayayım da. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
Yani Asiye burada mı yaşıyordu? Evet, burada yaşıyoruz. Ne oldu? Dünyada yıldan başka evler de var. O torunum. Mine'nin ablası. Nurlar'da yatsın. İki aya yakın oldu, kaybedelim. Başınız sağ olsun. Sağ ol çocuğum. Enişte polis aldı ha, polis aldı eniştemi. Hapse girdi ha, hapse girmişsin istemi ha. Yok bir şey Mehmetciğim, yok öyle bir şey. Gelecek şimdi. Merhaba. Misafir o, merhaba de. Merhaba, de. Kızım sordun mu Çetin Bey nasıl içiyormuş kahvesini? Yok ben gideyim. Ama neden? Baba. Israr etme. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuğum. İyi akşamlar. Peki buyurun. Hayırdır ya? Ne oldu bunun camına? Salim nerede? Ay birini söyleyin Allah aşkına. Vallahi yenge, mafyadan hallice adamlar Salim amcayı tehdit etmiş. Biz de destek kuvvet gittik ama işte arada ben de arabada hacamat olduk yani. Beceriksiz herif. Salim, ne olmuş bu arabaya böyle? Daha borcu duruyor bunun ya. Ne yapayım gülüm, olan oldu artık. Pervin abla, cana gelen mala gelsin, bir sakin ol ya. Malımız mı var ki gelsin kız? Sünepe herif. Senin yapacağın işe s***im. Sana vardığım güne s***im. Allah cezanı versin. Pervin abla doğru konuş. Ay ne oluyor? Delirdi mi? Vallahi delirdi. Bak güzel günler gelecek. Karacığım yap. Bırak, bırak. Ah. Abla ne yapıyorsun? Abla dur. Bırak! Abla! Bırak beni! Bırak! 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 Bırak beni! Bırak! Bırak! Bırak abla! Bırak! 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 Ben ne yapayım? Bırak beni! Aa, ben ne yapayım? Bırak! Uçurumlardan batayım kendim Asiye gibi. Bir kere de gözün yüzüme bıktım artık, bıktım. Bırak! Bırak beni! Bırak! Bıktım artık! Bıktım artık. Aa ne oldu? Hallettik merak etme. Canımsın ya. İşte bana bunlar mı geldi ya? Şımarma lan hemen. Tamam be. Detay anlatsana. Babanın arabasını saldırmışlar. Ali ile Berkant da araya girmiş. Onlar biraz dayak yemişler. Berkant. Berkant yaralı parmağı işemez. Baban? Baban iyi. İyi bari. Ya Mine inat etmese ben babama iş yeri bile açacağım da. Almıyor ki verdiğim parayı. Sen niye bu kadar geç geldin? Eve bıraktım onları. Sonra onlar beni içeri davet ettiler. Ben de senin yaşadığın, büyüdüğün yeri görmek istedim. İçeri girdim. Zengin sinirlerin bozuldu mu gece kondu yoksulluğunu görünce? Bana bak, eğer bana acımaya falan kalkarsan yemin ederim canını okurum seninle. Babaannen çok tatlı. Öyledir. Ya bir de bir çocuk var. Yani çocuk gibi de değil de. Mehmet. Üvey annem olacak an kardeşi. Bebekken ağır bir hastalık geçirmiş. Ondan öyle. Anladım. Pervin'i gördün mü? Üvey annemi? Oradan kaçmakta %100 haklıymışsın.
Kaçmakla kalmadım. Başka biri oldum resmen. Yarın da yeni kimliğimi çıkarttım mı değmeyin benim keyfime. Nasıl olacak o? Para her kapıyı açar. O iş bende. Şimdi bana bak. Öyle mahvettik falan durumlara girmiyorsun değil mi? Yok be. Muhtarlığa gideceğim. Nüfus müdürlüğüne gideceğim. Alacağım kimliği çıkacağım. Karanlık işlere bulaşmayacağım. Ya bakma öyle bönbön. Vallahi ben her şeyi planladım. Sorun olmayacak. İyi tamam. O zaman beni bekle toplantıdan sonra ben de sen de geleyim. Merak etme yakalanırsam ispiyonlamam. Ya, ben onu diyorum ben şimdi. Kendim için istiyorum sanki. Şapşal. Şş, bana bak. Sen o ağacın tepesinde açlıktan ölmedin mi ya? Ne ağacı be? Ya işte baban anlattı. Yani böyle 5 yaşındayken ağaca çıkmışsın 2 gün inmemişsin aşağı. Kiraz ağacıydı o. Sabah akşam kiraz yedim zaten. O yüzden mi dudakların kiraz gibi? Yavşama lan. Defu git. Lan bas git. Cadısın ya. Tam bir cadısın ya. Bas git. Tamam gidiyorum. Götür. Oh be. Merhaba. Merhaba. İşe mi? Yok. Patron atölyeyi satıyormuş. Gönderdi bizi. Herkesi mi? Evet. Ama sorun değil ya. Ben başka atölyelere de başvururum. Nereden olsa çıkarırım ekmeğimi. Baban nasıl? İyi, daha iyi. Ya bak, onu söyle, parayı falan dert etmesin ha. Ben amcamla konuştum, sık boğaz etmeyecekler. Sağ ol. Bugün psikoloğa gideceğim. Sonra gelip seninle konuşabilir miyim? Hani sorunum nedir ne değildir öğreneceğim ya. O bakımdan. Senden başka kimseye de anlatmadım zaten. Beni şey zannetmesinler diye. Tamam, olur. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kimliğimi kaybettim de yeni kimlik için belge çıkartmak istiyorum. Ehliyetiniz yanınızda mı? Yok. Ben komple cüzdanı kaybettim. Anladım. 2 tane fotoğraf gerekli. Yanınızda fotoğraf var mı? Var. Bir de şöyle bir şey vardı aslında ama... Hayırdır kızım? Senin bu saatte okulda olman gerekmiyor mu? İlk ders boştu bugün. O telefonu almaya gider miyiz? Berrak. Ya baba ne olur. Ya hem kampanya varmış, dakikası, internet falan hepsi içinde. Kızım ben parayı sokaktan mı topluyorum? Hem senin telefonun neyi varmış? Mis gibi çalışıyor. Şu an telefon falan alamayız. Bütün arkadaşlarım aldı ama. Senin baban sana son model telefonlar alamıyor ama... şerefli, onurlu soyadını veriyor. Bu ne demek biliyor musun? Ben maliyeden emekli oldum hanımefendi. Elimden gelen geçen paranın haddi hesabı yoktu. Ama bir kuruşuna bile tenezzül etmedim. Ben hayatta hep memleketime faydalı insan olmayı hedef seçmişimdir. Ve Rabbimden de hep bunu istedim. Anladım. Ben resmi bulamadım. Yani gidip ben bir resmi alayım. Ya kusura bakmayın, sizin de başınız ağrıttı. Yok canım, estağfurullah. Kızım, ben kırtasiyeye kadar gidip geliyorum. Burası sana emanet. Ya benim telefonum mu olacak?
fotoğraf çantamın dibine düşmüş. Şimdi buldum. Sen anlıyor musun bu muhtarlık işlerinden filan? Evet. Canım o zaman benim şu kaydı bir çıkar versene. Olmaz, babam kızar. Canım ben babanı bekleyemem ama yani baban gelene kadar benim işim gecikir. Hadi tatlı. Ama bilgisayar çıktısı yetmez ki, zaten imzası da gerekiyor. Sakın bana bugüne kadar babanın imzasını taklit etmediğini söyleme. Yani bir izin kağıdı olsun, karne olsun. İlla ki babamızın imzasını taklit etmişizdir, değil mi? Sen bana bir güzellik yap, ben de sana. Hı? Çantan çok güzelmiş. Ha. Evet. İyi bir marka. Tam 7.000 lira verdim ben buna. Eğer sen benim işimi halledersen çanta senin. Pervin. İşe çıkıyorum, bir şey diyeceğim mi bana? Asma suratını be gülüm. İnşaatlara neyin bakacağım bugün? Bir gece bekçiliği falan olursa. Aman! İnşaatı falan yakarsın sen şimdi. Çoluk çocuk topumuz, kendimizi satsak ödeyemeyiz biz o borcu. Beceriksiz. İnşaata bakacakmış. Ayşe, ne oldu yavrum? Saçlarım gitti. Hepsi kopuyor. Koparsa kopsun. Kökü sende değil mi? Uzar gene. Ah kuzum benim, yavrum. Ağlama ne olur, ağlama canım benim. Hadi gel, elini yüzünü yıkayalım, okula geç kalma. Ben okula gitmeyeceğim. Benimle dalga geçecekler. Ayşe kel olmuş diyecekler. Yok, yok, yok. Kıyamam ben sana kuzum. Babaanne. Ama bu sen değilsin. Olur mu canım? Benim? Ben botoks yaptırdım. Burnumu kaldırttım. Ondan sen benzetemedin. Babam duyunca mahvedecek beni. Bilmeyecek ki. Aramızda sır. Bak gör, nasıl hava atacaksın arkadaşlarına. Ortalık yıkılacak vallahi. Efendim baba? Alo kızım, ben köşedeki pastaneye geldim. Poğaça falan ister misin kızım? Yok, istemiyorum ben. Tamam, geliyorum o zaman. Hah, tamam. Babam geliyor. Acele et o zaman. Kağıt sıkıştı. Nasıl sıkıştı ya? Vur kafasına. Hay Allah'ım ya. Babam kazdım. Hadi be. Çıkıyor galiba. Çıktı, al. Aman, aman öyle kıldan tüyden şeyler için üzülünür müymüş hiç? Doktor amcan ne dedi? Önce saçları dökülecek, sonra daha gür gelecek dedi. Kız, Ayşe, bak sana ne getirdim. Sen pek bir severdin bu eşarbı. Pervin abla benim olsun mu derdin, hatırladın mı? Şöyle güzelce bağlayalım. Arkadaşların saçının döküldüğünü anlamasın. Bak. Çok çirkin oldum. Kız güzel olup da ne yapacaksın? Ben güzelim. Asiye ablan güzeldi. Ne oldu? Allah çirkin şansı versin. Aman. Ay bu da avutuyor mu? Dövüyor mu belli değil. Sen ona bakma kuzum. Çiçek gibisin. Sen hele bir iyileş, bütün saçların böyle eskisinden daha gür gelecek. Aha buraya yazıyor. Ya yavrum.
Örnek stüdyo dairelerin dekorasyonu için Japon bir iç mimarın tasarımlarını kullandım. Ama eğer fazla gelir dersen... Hale, kimdi o? Sarp. Viyana'ya gittiğimiz kışı hatırlıyor musun? Hani orada karşılaşmıştık. Şu bizim fotoğrafçı Sarp mı? Hani bunu nasıl yaparsın? Yani böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Taylan. Ya nasıl buldun, bir şey demeyecek misin? Ne bileyim. Karanlık. Sonra bu odalar... kasvetli. Karanlık. Tamam. O zaman başka bir gün belirler, yeniden çekim yaparız ha. Hale nasıl? İyi. Siz görüşüyor musunuz? Hayır. Yani Yardım Derneği'nin yemeğinden beri görmedim onu. Ama selam söylersin benden. Tabii. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aferin be Çetin. Herkes görsün bir iş nasıl bağlanırmış. Hadi bir torba, bir şey ver. Al sen şunu. Babana arkadaşımdan aldım falan dersin, tamam mı? O anlamaz markadan zaten. Tamam, tamam. Berat, ne yaptın kızım? Buldunuz mu fotoğrafı? Fotoğraftı değil mi? Ben neyi unuttum da çıktım gittim diye sormaya gelmiştim. Ben gidip alıyorum. Ne yaptın sen Çetin? Arsa bizim dedeciğim, hallettim. Bizim olur, evet. Öngördüğümüz rakamın 1,5 katına çıkmışsın. Ben inisiyatif kullanabilirim diye düşünmüştüm. Kullanamazsın. Bizi ne kadar ziyana soktuğunun farkında mısın? Hadi ya. Bundan sonra Taylan olmadan hiçbir toplantıya girmeyeceksin. Onun haberi olmadan ağzını bile açmayacaksın. Anladın mı beni? Evet. Alo. Yani azar kotamı doldurdum ama sana bir güzellik yapabilirim. Kimliği çıkarttım. An itibariyle Selen Gürdal'ım artık. Ben de şirkette işleri batırdım ya. Ya bele ne olur, senin bir hatan yüzünden batar mı hiç? Boş versene. Ya yalnız canım sıkkın hakikaten, buluşsak ya. Yineyle buluşacağım canım. Yani ona uğrayacağım. Akşam artık. Hadi bay. Sabahtan beri herkese hizmet ediyorsun. Bir de benim için yorulmasaydın ya. Yok canım, ne yorgunluğu. Afiyet olsun. Nasıl geçti görüşme? O sordu, ben anlattım. Ya alışıkta değilim ki öyle tanımadığım insana dert yanayım. Tuhaf geldi en başında. Böyle sanki kapı açılacak da iki tane adam çıkacakmış. Bana deli gömleği giydireceklermiş gibi stres yaptım. Sonra neden psikoloğa geldiğimi sordu. Ben de o tokat meselesini anlattım.
Bende böyle bir sinir illeti var işte. Gözüm karardı mı? Öncesi, sonrası ne olur hiç düşünmüyorum ki. Dedim böyle bunu yenebilecek bir ilaç varsa söyleyin, onu kullanayım. İlaç olmaz dedi. Önce neden böyle davrandığımı bulmamız gerekiyormuş. Terapi göreceksin yani. Ha, ondan. Annemle babamı sordu bana. Babanı küçükken kaybetmiştin değil mi? 13 yaşındaydım. Siniri tepesinde bir adamdı rahmetli ya. Çok döverdi annem. Ben araya girdikçe bana da Allah ne verdiyse... Ali, bunları bana hiç anlatmamıştın. İşte psikolog... İnsan ailesinden ne görürse öyle davranır dedi. Ben de kadın erkek ilişkisini annemle babamdan örnek almışım. Ya dedim nesine örnek alacağım onu? Ya böyle de konuşuyorum. Allah affetsin ya. Böyle şeyime yerleşmiş işte. Bilinçaltına. Sen her şeyi biliyorsun ya. Değişmek istersem değişebilirmişim. İstiyorum yine. Böyle bana korkuyla değil, sevgiyle bakmanı istiyorum ya. Bak her hafta psikoloğa giderim. Yeter ki... Ali, bunu benim için değil, kendin için yap. Ben artık sana dönemem. Beklesem? Bekleme. İşin var burada. Mine'yle mi barışsınız? Yok. Barışmıyor. O tokadı atmayacaktın. Hayvanlık ettin. İyileşmeye çalışıyorum. Bence artık çok geç. Bu arada babamın yanında olmuşsun. Teşekkür ederim. Önemli değil. Akşam Berkant da oradaydı zaten. Olan onu oldu. Kaşı patladı. Ya Berkan son zamanlarda 10 numara hareketler yapıyor. İyi adam çıktı içinden. Hayırdır? İnsanlar değişir. Ama siz abla kardeş buna inanmıyorsunuz ki. Afiyet olsun. Yine bekle. Neyin tribindesin sen ya? Ablanım ben senin. Çalışıyorum. Beni meşgul etme. Mine Hanım'a bak sen ya. Ben senin abanı indirmesini bilirim de... kardeşimsin, kıyamıyorum. Al şu parayı. Ayşe'nin tedavisi için. Verdiğim para bitmiştir. Alsana şunu. Çocuk hasta, sen neyin tribindesin hala ya? Hastaneye götür hemen. Pervin karısı bulursa harcar marcar. Babama da para var orada.
Öyle geceleri itle kopukla uğraşıp canını tehlikeye atmasın. Ya ben babama izah edemem durumu. Edersin, söylersin bir şey. Ben sizi kurtaramayacaksam niye bu hayatın içindeyim? Hepimizi kurtaramaz. Bak Ali'ye, çalıştı iş yerini satıyormuş patron. Ailemden bahsediyorum ben, bana ne halinden? Biz başımızın çaresine bakarız. Selen Hanım, sen hiç merak etme. Taylan yüzünden böyle yapıyorsun değil mi? Kardeşine kazık atan biriymişim gibi davranma bana. Atmadın mı? Atmadım. Hale bak ya. Ben aramıza dünyalar giremez sanırdım. Bir erkek mi girdi şimdi? Taylan beni harcadığına değecek mi bile? Ha? Bunu mu istiyorsun? Bırakıp gideyim o zaman her şeyi. Döneyim teneke çıkmazıma. Berkant'la barışayım. Berkant da iyi bir adam olmuş. Çocuğun da babasının yanında büyür. O zaman affeder misin beni? Beni ilgilendirmiyorsun artık. Benim ablam gerçekten öldü. Berkant, sana bir yer söyleyeceğim şimdi. Oraya gel, tamam mı? Ah be Çetin. Ya ne vardı sorumluluk almak için bu kadar acele edecek? Yani bana sormadan... Ya dayı sen de başlama. Biliyorum tamam şirkete zarara soktum. Ben salam tamam mı? Man kafayım ben. Beceriksizim oldu mu? Yine yendin beni. Tamam mı? Yine yendin. Oğlum ne alakası var? Biz seninle yarış halinde miyiz? Sen benim yeğenimsin. Ha. Bu Salim abinin başında bir kadersizlik var ama dur bakalım. Ay bir insanın hiçbir işi rast gitmez mi? Asiye'nin intiharı kader. Hadi Ayşe'nin hastalığı da kader. Ama bir insan pilavcılığı nasıl beceremez ya? Sünepe herif. Öyle deme, yazık ya. Bana yazık değil mi? Parasızlıktan maydanozu bile korka korka alıyor. Şükret Pervin. Yine başınızı sokacağınız bir eviniz var. Tencereniz kaynıyor. Bunu bulamayanlar da var. Bana ne onlardan? Benim gözüm benden kötüsünü değil, iyisini görüyor. Daha bozuk telefonumu bile yaptıramadım. El alem 6 ayda bir yenisini alıyor ya. Kız bunlara taksit yapıyorlar mıdır? Ya yapıyorlardır tabii canım. Millet de o kadar nakit ne gezer. Ay Pervin, Allah aşkına bak sakın. Daha pilav arabasının içinde borcu da varmış. Hep Salim mi borç açacak? Biraz da ben açayım bak. Sağ ol tatlım. Ellerine sağlık. Güle güle kullanın. Patronun nasıl? Hı? İnsan gibi davranıyor mu sana? Maaşını falan zamanında yatırıyor mu? E işte. Sakın ezdirme kendini. Hakkını da bırakma bunlara. Al. Bu manikür için. Bu da senin. Sağ ol. Asiye. Biliyordum kız beni arayacağını. Babamın hayatını kurtarmışsın. Dağıtmışlar yüzüne. Salim amcaya canım feda. Senin babam bundan sonra benim de babam. He? Niye burada buluştuk biz? Burada çalışıyorum ben. İş çıkışına çağırdım işte seni. Burada mı çalışıyorsun? Ha. Bana bak, sana güvendiğim için söyledim ha. Sakın gidip bizimkilere söyleme. Kız sen benim deniyorsun ya. Zaten söyleyecek olsam şimdiye kadar söylerdim. Delikanlı adamız kızım biz. Sana bir söz verdim ise bu sır ölene kadar saklanacak. Artistlik yapmalı. Gül kız işte böyle. Sen gülünce içimde çiçekler açıyor benim. Üşüdüm ben. Şurada bir çay ocağı var. Hadi oraya gidelim.
Ne zamandır arayamadım seni Sarp. Fırsatım olmadı. Daha bugün senden bahsettik biliyor musun Taylan'la? Sabah toplantımız vardı. Öyle mi? Ne konuştunuz? Hiç. Hali nasıl diye sordum. İyi dedi, o kadar. Öyle birden aklıma düştün. Uzun zaman oldu. Bugün beraber bir yemek yiyelim mi? Senin için her zaman vaktim olduğunu biliyorsun. Söyle bakalım, kaçta nereden alıyorum seni? Yok, sen alma, ben gelirim. O zaman hazırlanayım. Akşam üzere tekrar konuşuruz. Olur, bana uyar. Tamam, görüşürüz. Saatler geçmek bilmedi bir türlü. Çok hızlı oldu biliyorum. Yani aramızda olanlar. Ama gözüm hep kapıdaydı. Hani sen geleceksin ya. Of, konuşmayı da bir becerebilsem. Sen iyi misin? Çok sessizsin bugün. Ben dün gece Hale'ye boşanmak istediğimi söyledim. Çok üzüldü mü? Eğer zamanı ihtiyacı varsa bekleyelim. Yani alışması için. Yok, üzgün değildi. Yani bekliyor gibiydi aslında. Ben dün gece bu evliliğin çoktan bittiğini bir kez daha anladım. Anlamadım, nasıl yani? Neyse, sonra konuşuruz bunları. Hadi sen çıkmıyor musun? Mesaim bitti. Hazırlanıp geliyorum. Hadi. Nasıl? Teneke çıkmazından çok da farklı değil, değil mi? Eskiden de manikürcüydüm. Şimdi de manikürcüyüm. Aynı Asiye, aynı hayat. Burada mı oturuyorsun? Yok. Yani yakında Dolmuş'la gidip geliyorum. Kızım bak, istemiyorsan çalışma ha. Bu adam bakar sana diyorum ya. Sen nasıl bu kadar değiştin ya? Telefonunu kırdım diye boğazıma sarılan şerefsiz sen değil miydin? Evet, bendim. Ama ölüm acısı başka bir şeymiş biliyor musun? Seninle beraber o şerefsiz Berkant'ı da gömdüler. Telefonmuş, paraymış, şuymuş, buymuş, hepsi uçtu gitti. Bir sen kaldın aklımda. Bir de gözlerime gülüm. Ne ayaksın oğlum sen? Niye Mine'yle para gönderiyorsun bana? Niye babamı kurtarıyorsun? Ne çıkarım var benden? Hiç. Sadece geçmişte yaptıklarımı affettirmek istiyorum. Niye güvenmiyorsun kız sen bana? Yaşadığını kimseye söylemedim. Gelme peşimden dedin, gelmedim. Daha ne yapsın bu adam kendini ispatlamak için ha? Selam bugün bana fırça attı. Yani hem Hale'yi hem de seni idare ettiğimi düşünüyor. Yani seni üzeceğinden korkuyor. Ben konuştum onunla. Bundan sonra bize karışmayacak, merak etme. Yani şikayet etmiyorum aslında. Bunu anlıyorum ben. Selen iyi bir kız. Hatta tanıdığım kadınlar arasında cesur, güçlü. Hem ablanı kaybettiğin günden beri seni kardeşi yerine koyuyor. Ama bana hala neden güvenmediğini anlamıyorum. Ama gördü işte. Yani yanıldığını kabul etmeli. Sonuçta karına boşanacağını söyledin. Evet, söyledim. Taylan, benim senin için geçici bir heves olmadığımı söyler misin lütfen? Selen'im. Bilmiyorum. Herkese. Hayır, değilsin tabii. Ben hep senin yanında olacağım. Merak etme. Yani her şey o kadar hızlı gelişti ki. Ne bileyim, belki mutsuzdun, bana sığındın, iyi geldim. Her şey olabilir. Mine, ben karıma boşanacağımızı söyledim. Senin için.
aşkımız için. Ne olur inanır mısın artık bana? Tamam. İnanıyorum. Peki. Ben yani senin için geçici bir heves miyim? Hayır tabii ki. Ben kalbim duracak diye korkuyorum senin yanında. Böyle ellerim terliyor, sesim titriyor. Sürekli sırıtıyorum, durduramıyorum kendimi. Hayır, heves falan değilsin. Asla. Berkant tamam. Buraya kadar yeter. Yani ben sana evimi gösterecek kadar güvenmiyorum henüz. Haklısın. Haklısın, çok kırdım seni. Hayvan gibi davrandım. Ama gün gelecek tamamen güveneceksin bana. Ben buradan dolmuşa bineceğim. Sarıyer dolmuşu geçiyor mu buradan ya? He? Dolmuşun çabuk geçiyor mu dedim? Gelir şimdi. Tamam. Senden haber bekleyeceğim. Ne zaman gel dersen o zaman geleceğim. Manikürcülük yapıyormuş da falanmış filanmış. Aklınca beni deniyor ya. Audrey meydan kızım. Hadi bakalım. Sen mi Yaman'sın yoksa Berkant mı? Hadi arabayla bırakayım seni. Yok şimdi mahallede bir gören olursa... Dolmuş'la gideyim en iyisi. Peki. O zaman Dolmuş'a kadar yürüyelim. Tamam olur. Yarın iş çıkışı da geleyim diyorum. Belki bir yemek yeriz. Sonra sinemaya gideriz. Ya da tabii yani sen ne yapmak istersen. Sen ne istersen onu yapalım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Birlikte karar verelim. Tamam, olur. Ne haber Zeynep? İyiyim Selen Hanım. Zeynep telefonumu unutmuşum odada. Getirir misin? Bakıyorum toparlamışsın hali. Taylan'ın merhametini sömürdün tabii yeterince. Şimdi ayakta mı savaşacaksın? Ben bir erkek için savaşmam Selen'cim. Tarzım değil. Asıl savaşılması gereken kişi benim. Halicim kuyruğunu dik tutacaksın diye saçmalama istersen. Hı? Senin ne düşündüğün beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Zaten beni anlaman da olası değil. Senin gibi basit kızlar sevgililerini ya da kocalarını kaybettiklerinde yıkılır. Sonra arabesk müziği sonuna kadar açar. Böğre böğre acı çeker. Ama ben yapmam. Kocan o basit dediğin kızlardan birini sana tercih etti ama... Düşündüm de, evet. Mine ile birbirinize çok iyi eltiler olursunuz. Artık el birliğiyle yalıyı da kendi varoş mahallenize çevirirsiniz. Buyurun. Hala arkadaşlarıyla mı buluşacakmış Taylan? Evet anne. Dışarı çıkarken gördüm. Bayağı bir süslenmişti. Neden birlikte çıkmadınız oğlum? Onlar artık ayrı ayrı takılıyor anneciğim. Çetin. Üzme artık kendini canım.
Bir dahaki sefere daha dikkatli olursun. Deden de vaktiyle iş konusunda ne hatalar yaptı. Değil mi hayat? Dedeciğim, ben kimliğimi çıkarttım bu arada. Siz sormadan söyleyeyim. İyi. Gidin hemen nikah işlemlerine başlayın. Başlarız. Değil mi aşkım? Olur. Hemen yarın. Modacımdan senin için randevu alacağım. Gelinliğini seç, hemen provalara başlasınlar. Aşkı Tom'la birlikte seçeriz. Ama düğünden önce görmesi uğursuzluk getirir, değil mi? Ay yok, sen gelmeyi istemiyorum. Şetin'in bu aralar fazla vakti olmayacak. Şirketin bütün birimlerinde sırayla staj yapsın istedim. Taylan, sen ayarlamaları üstlenirsin. Ben şirkette çalışmak istemiyorum dede. Çalışacaksın. Kusura bakma ama artık bana kimsenin bir şey dayatmasına izin vermeyeceğim. Müsaadenizle. Hayda. Şu tavra bak. Tamam baba. Siz üstüne çok gitmeyin. Ben konuşurum onunla. Afiyet olsun. Hale, neredesin? Sarp'la yemek yiyoruz. Sarp'la mı? Hale, ne diyorsun sen? Ne yaptığının farkında mısın? Canım, sonra konuşuruz. Geldiğimiz gün hatırlıyor musun? Ben, sen, Taylan. Hatırlamaz mıyım? Nasıl unuturum? Masalardan birinin örtüsüne basıp üstündeki her şeyle birlikte yere kapaklanmıştım. Ay nasıl rezil olmuştum ya. O kadar da sarhoş değildim. Değildim. Bir kız vardı yanında. Hayal meyal hatırlıyorum. Sevgilin miydi? Yok, değildi. Arkadaşlarımdan biri. Hem ben o sıralar sana aşıktım. Biliyorum. Ve sen tabii ki kocana aşıktın. Hala da öylesin. Ya şu Taylan'ı ne kadar kıskanıyorum biliyor musun? Öyle mi? Yıllardır gözünü ondan başkasını görmüyorum. Bu o kadar açık ve net ki. ne yapalım? Bize de aşkımızı kalbimize gömmek kaldı, değil mi? Hale. Sen beni niye aradın? Kendimi denemek istedim herhalde. Yani bir mutluluk fırsatını kaçırdın mı bilmek istedim. Benimle mi? Hı. Taylan, artık aşık değil misin? Aşığım. Bunu bu gece bir kere daha anladım. Hadi dostluğumuza içelim o zaman. Dostluğumuza. Ama bak, bir gün o yakışıklı ve karizmatik kocanı bırakıp bana gelmeni bekleyeceğim. Aklında olsun. Olsun. Ne var ya? Kendi yolumu çizeceğim. Yapamaz mıyım? Yaparsın canım. Tam senlik bir hareket zaten. Oğlum, ben çığ gibi düştükçe büyürüm ama sen ancak kartopu oynarsın. Kızım,
Yapacağım ben. Anladın mı? Net. Ya sen ne kadar şımarık bir adamsın ya. Niye ya? Ulan babam tezgahını kaybetmiş. Ali'nin çalıştığı tekstil atölyesi satılıyor. Sen burada dedenden iki azar işittin diye böyle çocuk gibi mızmızlanıyorsun. Şu tekstil atölyesi nerede? Bizim mahallede. Hı. Bizim tenke çıkmasındaki herkes orada çalışır. Yani çoğunluğu. Niye sordun? Bir şey değil, öylesine sordum. Ne oluyor lan? Neyin peşindesin sen? Bir şey olduğu yok ya, bıdı bıdı yapma. Arıza yapma lan. Allah'ım ya Rabbim. Teknik servis gibiyim anasını satayım. Bütün arızalar benim gibi. Şimdi bunu giyince üstüne yemek dökmeyeceğiz değil mi? Mine, şu şeker patlatmalı oyunu kursana kız telefonuma. Sen hangi parayla aldın bunları Pervin abla? Takside böldürdüm, senet yaptırdım. Kız kaynana, buzdolabında pirzola var, kızartıver. Kasap deftere yazdı, sağ olsun. Boyun posun devrisin. Bizim bunları ödeyecek halimiz mi var? Salim'in borcunu ödeyeceğiz ya. Kocam borç yapar da ben yapamaz mıyım? Niye öyle diyorsun Pervin'im? Yarın öbür gün icraenleyin gelirse... Adam ol da getirme. Kız! Sana da bunu aldım. Don giyen donanırmış. Git be edepsiz! Don aldı. Sus sen de sus. Ablacığım, ne oldu sana? Niye gelmiyorsun içeri? Ha? Bir yerin mi acıyor? Yapma, daha çok dökülecek. Ablacığım, sen küçükken su çiçeği olmuştun, hatırladın mı? O zaman da böyle kırmızı kırmızı noktalar çıkmıştı yüzünde. Sen yine böyle çok üzülmüştün. Ama sonra geçti, iz bile kalmadı. Saçların da öyle olacak ablacığım. İyileşince gene çıkacak. Peki ne zaman? Onu bilmiyoruz. Ama geçecek. Merve de hasta olmuştu. Ama onun saçları dökülmemişti. Merve'nin hastalığıyla senin hastalığın aynı değil ya. O yüzden. Ben neden böyle oldum? Seni yarın bir yere götüreceğim ben. O zaman saçların için üzülmeyi bırakacaksın. Nereye? Gidince görürsün. Telefonunu aşağıda unutmuşsun. Ben bir karar verdim. Artık karşında bambaşka bir Çetin göreceksin. O ne demek be? Estetik ameliyatı mı olacaksın? Of boş boş konuşma ya. İş anlamında söylüyorum ya. Balık ekmek yapıp sat o zaman. Çok para var o işte. Ya da midye sat. Böyle kabukların için doldur pilavı. Hileyle hurdayla çok iyi para kazanırsın ha. Geç bakalım sen dalganı. Ama ne yapacağımı duyunca aşkınla gurur duyacaksın. Ay uzatma be, ne yapacaksın? Sizin mahalledeki tekstil atölyesi var ya. Onu alacağım. Sen alacaksın. Evet, yapamaz mıyım? Yani zaten bizimkilerden ayrı bir iş yapmak istiyordum. Yani tam zamanı. O kadar paran var mı senin ya? Yani şirketin hisseleri var. Onları satarım. Yani dedem vermezse bilmiyorum. Kredi çekerim. Yapacağım ama bir şekilde yani. O orada çalışanlar, sonradan kovulanlar falan arkadaşın değil mi senin? Çoğunu tanıyorum tabii ki de. Tamam işte. Onların hepsini işe geri alacağım. Babanı da ustabaşı yapacağım. Kurtaracağım kızım sizi bu hayattan. Sen kimsin lan? Kimi kurtarıyorsun sen? Sevinirsin sanmıştım. Ne sevineceğim be? Ben kurtaramamışım bizi. Sen mi kurtaracaksın? Allah'ım ya. Allah'ın tikisine bak sen. Ya doğru konuş be. Sizin paranız bizim kursağımızdan geçmez oğlum.
Mutsuzluktan başka bir şey getirdiği yok bize. Merhaba. Merhaba. Selen evde mi? Evet, haber vereyim mi? Yok, daha değil. Ev sakin görünüyor. Selen söylemedi mi yoksa? Neyi? Birazdan anlarsın canım. Semra Hanım falan içeride mi? Evet, içerdiler ama bir saniye... Semra Hanım. İyi akşamlar. Akşam akşam rahatsız ediyorum ama. Rica ederiz. Al canım bunu. Bunu da al. Sağ ol. Selen'e şahane bir sürpriz yapacağım. Hepinizi bir arada bulmam iyi oldu. Pardon. Konu neydi? Size Selen'le ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Yamine benden para almıyor diye ağlıyordun. Ben gidiyorum babana dürüstçe iş veriyorum. Onu da atar yapıyorsun be yavrum. Ya bırak ya. Bütün milleti heveslendireceksin, ondan sonra 3 güne batıracaksın atölyeyi. Ne alakası var ya? Selen Hanım, o arkadaşınız geldi. Semra Hanım'la bir şeyler konuştular. Şimdi ikiniz de salonda bekliyorlar. Ne konuştu? Duydun mu? Hayır. Nasıl ya? Nasıl ya kızım? Başımıza salmamış mıydın bunu? Hani başımıza bela olmayacaktı? Ne bu şimdi ya? Ne oluyor ya? Ne dedi acaba ya? Ne bileyim. Bizi aşağı çağırmazdı, kendi yukarı çıkardı. Belki yüreğine inmiştir kadının. O kadarına cesaret edemez. Ya niye kimsenin gıkı çıkmıyor ya? Anneanneciğim, canım. Bizi çağırmışsın aşağı. Bir şey mi oldu? Seda bir şey mi saçmaladı yoksa? Götürün, servis yaparsınız. Bugün benim doğum günüm ya. Evet canım, 20 Mart. Selen Gürdal tam 24 yıl önce bugün doğdu. Ha, 20'si mi bugün ayın? Ben tarihte iş yapmışım. Çetin, unuttun mu nişanlının doğum gününü? Ne ayıp. Tam unuttum gibi değil de. Unuttu tabii anneanneciğim. Aşkım, yani insan gidip böyle bir hediye falan alır değil mi? Aşk olsun yani. Tamam canım. Gitmeyin yeğenimin üstüne o kadar. İnsanlık hali unutabilir. Canım benim, iyi ki doğdun. Nasıl şaşırdınız ama, yüzünüz bembeyaz oldu. Çam sakızı çoban armağanı. Sağ ol tatlım. Ha, halledir. Ben kapıya bakayım. Açayım değil mi? Bu yaptığın sana hiç yakışmadı Hale. Neymiş bana yakışmayan anlamadım. Haleciğim. Tam zamanında geldin. Biz de Selen'in doğum gününü kutluyorduk. Ay, kaçırsam nasıl üzülürdüm anlatamam anne. Ya
İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar yenge. Anlamlı bir hediye olsun istedim. Çok anlamlı gerçekten. Çok güzel. İyi ki doğdun Selen. Sağ ol. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğmuş mu? Sağ ol. Aman da minnak. Aşkım sağ ol. Vaziyetten vazife çıkarma. Ağzını unuttum şimdi. Sen ne burcuydun Selen? İkizler. Şimdi değil ki o. Mayıs sonu değil miydi ikizler? Mayıs sonu. Benim yükselenim ikizler. Normal burcum balık. Balık. Böyle hiç olmadı. Yarın akşam çok güzel bir yerde hep birlikte yemek yiyelim. Tekrar kutlayalım. Aa, bana uyar. Ayrıca eklendi canım. Neyse, ben kalkayım artık. Yani kal demeyi çok isterdim ama geç oldu ya. Hepinize iyi akşamlar. Size de. İyi geceler. Ben geçireyim seni tatlı. Zeynep, Seda'nın paltosunu getir. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ne yapıyorum ya? Ne öyle? Doğum günü ne ayak? Aklınca beni huzursuz etmeye mi çalışıyorsun? Bana bak, zaten yarım aklın var, onu da ben alırım ha. Ne alakası var be? Ben seninle arkadaş olmaya çalışıyorum. Yapma, olma benimle arkadaş. Seviyorum seninle arkadaş olmak. Çetin'in sana verdiği parayı al ve... Yani Çetin sana o parayı borç diye vermedi tatlım. Arkadaşlar arasında böyle üç beşin lafı olmaz. Ah, anneciğim bir şey mi oldu? Canım benim biraz başım tuttu. Yatmaya gidiyorum. Ha, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Zeynep de geldi. Sağ ol canım. Hakikaten böyle... Şu boğazını iyice kapat. Üşütme, soğuk alma, tamam? İyi geceler. İyi geceler. Nasıl geçti yemek? Ne yapıyorsun sen? Kabalaşma lütfen. Sen benim gözümün içine baka baka Mine'yle görüşmüyor musun? Mesela bugün şirketi aradım. Çıktı dediler. Küçük sevgilinle buluşmaya mı gittin? Gel beni al filan mı diyor. Ne yapıyorsun? Hizmetçilik yaptığı evin kapısında mı bekliyorsun onu? Hale, Mine hakkında böyle konuşma. Bak sen. Laf da söyletmezmiş. Ya sen konuyu çarpıtmasana. Ne yaptınız anlat. Yemek yedik. Sen benim gözümün içine baka baka her haltı yiyeceksin. Ama karın bir arkadaşıyla yemeğe bile çıkamayacak öyle mi? Bunlar bayağı maço tavırlar. Hiç yakıştıramadım. Hale, bak beni sinirlendirme. Ne yaptıysanız bana açık açık anlat. Sen beni kıskanıyor musun? Aa, evet, kıskanıyorsun. Ama bir dakika, Mine'ye ne oldu? Onu unuttuk. Hani aşıktın ona? Bu kadar kısa mı sürdü aşkınız? Yazık. Hale, benimle oyun oynama. Benim Mine'ye karşı hissettiğim şeyler sıradan şeyler değil. Bunu kafana iyice sok. Kendini ne kadar da önemsiyorsun böyle. Benim Sarp'la aramda olanların aşk olmadığını nereden biliyorsun? Aşık mısın ona? Neden olmasın? Siz bu akşam neredeydiniz? Yani nerede yediniz o yemeği? Hangi restoranda? Hani detaylara girmiyordun? Hali soruma cevap ver. Neredeydiniz diyorum. Deli gibi kıskanıyorsun hem de. Çünkü senin kadının benim.
Şu an benimle olabilmek için çıldırıyorsun. Ne tuhaf değil mi? Bugün sen başka bir kadınlaydın. Ben başka bir adamla. Evet. O adam beni beğeniyor. Hem de çok. Bütün gece gözlerini üstümden ayırmadı. Bir hareketimle. Sus! Uyuyamadım. Ben de. Ya Selen hiç aklımdan çıkmıyor. 24 yaşındaydı ya. Şimdi yaşasaydı tam 24 yaşında olacaktı ya. Ne yaptık biz Çetin ya? Sen kızı aşağı ittin. Yani tamam kazayla oldu ama yani... Ben yamyam gibi ölünün üstüne atladım. Kimliğini aldım. Ne oldu sonra? Hangimiz mutlu olduk? Babam hala sersefil. Yine de sen konuşmuyor benimle. Ayşe hasta. Kızın vebalini mi aldık biz Çetin? Güneş bu yüzden mi doğmuyor üstümüze? Ha? Hiçbir şey geçmedi. Geçemezdi. Çünkü seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Bunalıma girdik. Gözümüz karardı sanki. Ama geçti gitti. Ayşe'yi buraya getirmekle çok iyi yaptınız. Kendisiyle aynı durumda olan çocukları görmesi ona yalnız olmadığını hissettirecek. Saçları döküldüğü için çok üzülüyor. Ama hepsi aynı evreleri geçirdiler. Onların deneyimleri Ayşe'ye de moral verecek. İnşallah. Ayşe gibi lösemi tedavisi gören çocuklarımız için bazı terapi gruplarımız var. Size birkaç broşür getireyim. Bakarsınız, müsait olduğunuzda gelirsiniz. Neticede moral en iyi ilaç. Haklısınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Seni zor durumda bırakmamak için aramıyorum. Ama sesini duymayı o kadar istiyorum ki. Hayatım, istersen kahvaltımızı dışarıda yapalım. Hı?
gece bir hataydı. Ya neden kabul etmiyorsun? Asıl Mine hata senin için. Dün gece de bunun ispatıydı. Bana nasıl sarıldığını gayet iyi hatırlıyorum. Nasıl öptüğünü. Artık senin için savaşacak gücüm var Taylan. Çünkü beni sevdiğini biliyorum. Boşanmayacağım. Konuşmuyor bile benimle. Sen ne gülüyordun lan? Ha? Hoşuna gidiyor bu durum. Zevk alıyorsun değil mi? Oğlum ben kaybetmeye alışığım. Öyle vefasızlıklar gördüm ki şu hayatta. Plastik vazo gibi. Düşerim, yuvarlanırım ama kırılmam. Ne oldu ya? Dayım seninle konuşmadan devam edince sarsıldın mı sen? Sarsılmadım canım. Beni başkalarıyla karıştırma. Onlar gemileri yakar, ben limanı. Ya kes be. Kızım, dayım seninle hiçbir ilgisi yok, olmayacak da. Anladın mı? Oğlum benim elimi bırakan yarın ayağımın dibine düşer. Daha maç bitmedi. Of, sırf lafsın ha. Sırf lafsın yani. Kızım dayım yok. Unut artık onu. Artık yengeme mi döner, Mine'yle mi gider? Bunlar seni ilgilendirmeyecek. Ya benle ilerlersin bu yolda ya da çeker gidersin. Diyorsun. Diyorum. Ben giderim, ağlarsın arkamdan ha. Böyle paşama yapışırsın çocuk gibi. Benle eğleniyordun, benle didişiyordun. Derdini bana anlatıyordun. Fokur fokur kaynıyorsun Asiye. Yalan mı kızım? Senin bulup bulabileceğin en şahane adam benim. Ya ne oluyor ya, sen kendini bir şey mi zannediyorsun? Nasıl diyordunuz siz? Değer verdik yeteri kadar, artık herkes ederi kadar. Senin de ederin kadar. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Sen çok sıkıcısın bir kere. Bir kadının zerafetinin zeysi yok kızım. Sen de erkek gibi bir şeysin ya. Hani kadınlar çiçekti ya? Kadın kadındır lan. Çiçek babandır. Gerizekalı. Ya boş boş konuşma be. Kızım ya ben ya da teneke çıkmazı. Kararını ver. Bilgisayarı ver. Ne? Bilgisayarı ver. Tamam bağırma be. Lan ne yapacaksan yap. Ne yapıyorsun ya? Alo. Sen çekip gitmek görmemişsin. Terk ediyorum lan bu evi. Hiçbir yere gidemezsin ya. Ne terk etmesi? Ayşe'yi de Mine tedavi ettirsin anasını satayım. Niye her şeyi ben üstleniyorum ki? Nasıl olsa yalıya gelin olarak gelmeyecek mi? Ama sonra Asiye kibirli, Asiye atarlı. Değil mi? Defolup gideceğim lan buradan. Hepiniz pişman olacaksınız. Videoyu da siliyorum. Ya ne yapıyorsun be? Gitmiyorsun bir yere. Berkant. Bir saat sonra dün seninle buluştuğum yere gel. Yapma. Asiye. 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 Ya dursana. Ya bırak. Kurtuluyorsun oğlum işte benden. Sil bilgisayardan da videoyu. Allah Allah. Beni de unut. Ya kızım bana bak, gitmiyorsun bir yere. Duydun mu? Ya bir dursana ya. Ya kızım dursana bir dakika. Ne yapayım aşkım, elimde değil. Gözümden dışının üstüne basarım ben. Ya bana bak. Oyun oynamıyoruz biz burada. Sen benim suç ortağımsın. Giderim kendini ihbar ederim. Sen de biliyordun Selen'in öldüğünü. Sen de sakladın. Kimlik çıkarttın, yerine geçtin ya. Ben yanarsam sen de yanarsın kızım. Hadi git. Hadi git şimdi. Hadi. Hepiniz hayvan olmayın be. Ne hayvanı ya? Ya. Ya bir dur. Of.
Asiye! 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 Beğendin mi? Oh, afiyet olsun. Ablacığım ben bir telefon edip hemen geleceğim, tamam mı? Buradayım. Tamam. Ben sana geldim Berkant. Ne? Biliyordum bu kızda bir şey olduğunu. Hale, Selin'in odasında ne yapıyorsun? Bilgisayarım bozulmuştu anne. Maillerime bakacaktım Selin'inkinden. Dışarı çık. Sana dışarı çık dedim. Anne ne oluyor?